Efendim Sacit Efendi. Ufuk Bey, Cemal Karalar'ı sordular. Kim sordu? Kenan Soykan diye birisi. Haber edeyim dedim hadi. Kenan Soykan. Sen bir şey demedin değil mi Sacit Efendi? Hayır demedim. Ne mi arıyorsun burada? Evet ya, evde bir şey lazımdı da bakınıyordum öyle. İyi, hadi gel. Çorba yaptım ben de. Tamam, hadi. Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Gittin mi hiç Yunanistan'a? Gitmedim. Seversin. Havası bizim buralar gibi. Ne oldu? Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Nasıl bir hayatımız olacak? Kızlara çaktırmak istemiyorum ama... ödüm kopuyor bu belirsizlikten. Korkma. En kısa zamanda geleceğim ben senin yanına. Gelecek misin? Yerleşecek misin yani? Yerleşeceğim tabii. Bırakır mıyım seni orada? Ama ben gemicilik yapmanı istemem. Özlerim seni. Yani ben de özlerim de... ne yapacağız, ben başka bir şeyden anlamam. Öğrenirsin ya. Şey yaparız... ne bileyim... pastane açarız. Olmaz mı? Ya ben ne anlarım pasta börek işinden? Ya ben anlarım. Sen de şey yaparsın işte, para işlerine falan bakarsın. Olmaz mı? Hiç ayrılmayız hem. İyi tamam. O zaman dolgun maaş isterim. Haftada bir izin, bir de sigorta. Oha, pazarlık yapma benimle. Hayır, ben patronu ezdirmem kendime. İş başka, aşk başka. Kabul mü? Kabul, kabul. Hepsi kabul. Efendim. Cemal Bey. İzmir'den Sacit aradı. Sacit vardı. Ne alaka, niye aramış? Kenan Soykan sizi araştırıyormuş. Ama bir şey dememiş. Merak etmeyin. Neden acaba bu merak? Kesin Sado'yu yakaladı, onu konuşturdu. Fabrikayı benim yaktırdığımı öğrendi ondan. Ben de öyle düşünüyorum Cemal Bey. Aferin, düşünüyorsun. Düşünebiliyorsun, çok mutlu oldum. O zaman şunu da düşünsene. Fabrikayı yaktığımı öğrenmesine rağmen neden polise gitmemiş? Al sana 10 puanlık uzman sorusu. Bu kim? Kapat. Hayırdır? Sado'yu yakaladım. Her şeyi anlattı. Neyesi? Fabrikayı sen yakmışsın. Madem bunu biliyorsun, niye polise gitmiyorsun? Adalet yerini bulsun. İpek izin vermedi. Gerçi bundan senin haberin vardır. Sado emri senin verdiğini söyledi. İpek senden şikayetçi olacaktı. Ama arada ne olduysa dün sabah İpek şikayetinden vazgeçti. Dün sabah. Sen kızları bir şeyle mi korkutuyorsun? Saçmalama.
Ben amcasıyım onun. Borçlarını ödedim, en fazla minnettardır bana. Sen fabrikayı yakmasaydın kızcağız zaten borcunu ödeyecekti. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ha? İnsan yerine böyle bir şey nasıl yapar? Bitti mi? Bitmedi. Kızlar senden korkuyor olabilir. Ama ben korkmuyorum. Bundan sonra peşindeyim Cemal Karalar. En ufak bir yanlışında. Anladın sen. Teselliye mi geldin? Konuşuruz diye düşünmüştüm ama yalnız kalmak istersen. Gel gel. Dün geceden beri düşünüyorum. Azra benim umudumdu. Ama ben o umudumu kaybettim. Gözlerimin içine baka baka elimden gidiyor. Ne sen ne de Azra. İkiniz de yanlış değilsiniz Mahir. Yanlış olan zaman. Ya onu da dedim. Beklerim dedim. Sen ne zaman istersen o zaman evleniriz dedim. Kalbim acıyor be Sinan. Ettiğim gibi. Kenan Sado'yu yakalamış. Oo. Eğer polise teslim ettiyse itiraf etmiştir. Aranıyor musunuz şu anda? Hayır, konu o değil şu anda. Benim sevgili yeğenim İpek, Kenan'ın polise gitmesini engellemiş. İyi bari. Bu ne demek? Kızların Cahide'nin planından haberi var demek. Yoksa niye engellesin değil mi İpek? Yani evet. Anladım. Anladın. Anladım. Sevindim. Bu sende dursun. Cahide beni daha önce bir kere öldürmeye kalkmıştı. Yine deneyebilir. Bu sefer kızlar da yanında. Başıma olur da bir iş gelecek olursa bu fotoğrafları doğruca götürüp polise verirsin, tamam mı? Ben yanarsam onlar da yanar. Anladım Cemal Bey. Müsaadenizle. Niye geliyormuş? Ne dedi sana telefonda? Kahve içmeye geliyormuş. Abi sürekli tepemizde bu adam ya. Sabrımı sınanıyor resmen. Kızlar az kaldı, sabredin. Kurtulacağız. Ben bakarım. Dur dur, ben açarım. İnşallah bu son görüşümüz olur. Öyle olacak inşallah. İyi geceler hanımlar. Cahide, iyi görünüyorsun. Toparlamışsın biraz. İyiyim. Sana kahve yapayım mı amca? Olur. Sade. Sade. Benden başka kimse içmiyor mu ya? İçtik biz. Çok sessizsiniz. Biraz yorgunuz ondandır herhalde. Tamam, ben de çok tutmam o zaman sizi. Konuşmamız gereken bir iki mesele var. Ondan sonra rahat bırakırım. Ne gibi? Kahvem gelsin. Kahvemi içerken konuşuruz. Thank you.
İşler nasıl İpek? İyi, fena değil. Yeni müşterilerin peşinden koşuyoruz. Size olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Müşteri peşinden koşmak, borç ödemek. Güzel tabii. Şimdi ama senin fabrika dayandı ya. Biraz ekstra masrafta oldu değil mi? Ya, öyle oldu. Ben şeyi çok merak ediyorum ya. Yangından sonra polis o kadar araştırma yaptı. Hiçbir şey çıkmadı mı yani kundaklayan falan bir isim? Yok mu? Yok. Çok ilginç. Afiyet olsun olsun. Sağ ol canım. Çok teşekkür ederim canım. Neyse kahvenin de geldiğine göre. Esas meseleleri konuşabiliriz. Ya benim kulağıma bir şey geldi bugün. Fabrikayı ben yaktırmışım. Şaşırdınız değil mi? Ben de çok şaşırdım yani. Fabrikayı yakan kişi benmişim. Senin bir arkadaşın vardı. Neydi adı? Karakolun bahçesinde gördüm. Bıyıklı. Sert çocuk. Kenan. Kenan Sadullah'ı yakalamış. Ben yaktırmışmışım. Sonra sana gelmiş Kenan. Sen önce polise gitmesini istemişsin. Sonra da vazgeçmişsin. Cemal, oynama bizimle artık. Yeter, nereden çıkarıyorsun bunları? Ben bir şey yapmadım. O Kenan denen çocuk arabayı yolda önüme kırdı. Arabadan çıktı bana dedi ki, sen dedi neyle dedi tehdit ediyorsun bu kızları dedi. Önce dedi istiyor dedi, sonra dedi vazgeçti dedi. Yani sen beni kızdırmamak için polise gitmesini istememişsin. Öyle mi? Ha? İşte tesadüf hayatta böyle birden yolda karşına çıkıveriyor yani. Bilmediğin şeyleri öğreniveriyorsun hemen. Sen ne aşağılık bir herifsin ya. Şşş, bir dur. Şş, sakin. Ne sakini ya? Sen de biliyorsun, her şeyi biz de biliyoruz. Ne istiyorsun sen bizden, onu söyle. Çaresizliğinizi kabullenmenizi ve artık arkamdan iş çevirmemenizi istiyorum. Sen bizim yüzümüze nasıl bakıyorsun? Hı? Babamızı öldürdün sen bizim. Hayatımızı mahvettin. Sen bana nasıl bunu söylüyorsun? Bu senin kardeşlerin olacak kadınlar bir adamı öldürdüler. Yaka paça götürüp adamı ormanın içinde bir yere gömdüler. Sonra senin o annen o çürümüş cesedi mezardan çıkarıp götürüp bir ağacın dibine ekti. Sen ya ben bu halimle yapamam. Hala burnuna kokmuyor mu o cesedin kokusu? Nasıl ya, ben katilsem bunlar da katildi. Ben birini öldürdüysem bunlar da öldürdü. Ben de seni öldürürüm bak, yemin ediyorum öldürürüm. Sakin ol, otur şuraya ya. Her zaman aklı selime ihtiyaç var bak, o da aklı başında. Ama unutma ki o da senin karnındaki çocuğun babasının ölümüne sebep oldu. Ya sen bizi delirtmeye falan mı çalışıyorsun ya? Kızmakta haklısınız. Siz de birini öldürdünüz. Ve çaresizsiniz. Ne dersem onu yapacaksınız. Bunu kabullenseniz iyi olur. Ha bu arada, benim başıma bir iş gelirse, mesela işte ben ölürsem, yani beni öldürürseniz falan, anında o fotoğraflarınız var ya mezar başında, onların hepsi polise gidecek. Ben gerekli talimatı verdim. İçme o kahveyi. Vardı içinde.
Çilem ne yaptın sen? Ölsün gebersin istedim. Pislik herif. İşte benim yeğenim. Bana benziyor. Neyse. Oyun bitti. Bundan sonra benim kurallarıma göre yaşayacaksınız. Bunu kabullenirseniz hiçbir sorun olmaz. Bu arada anneniz size mutlu haberi verdi mi? Biz evleniyoruz yarın. Hem de burada. Hadi kızlar. Gidip yatın siz. Anne. Hadi. Yatın. Sen benden korkuyor musun Cahide? Bana alışsan iyi olur. Çünkü bu damın altında beraber yaşayacağız. Aynı yatağı paylaşacağız. İyi geceler. Cahide. Tamam Leyla. Ama ben gelemiyorum. Kızım İpek'i göndereceğim sana. O gelip alacak. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Ne oldu anne? Pasaportlarımız hazır. Ama ben gidemeyeceğim. Mecburen sen alacaksın. Tamam, giderim. Cahide. Bu bahçe çok büyük. Ben tek başıma yapamam bak. Otlar sapsarı olmuş, sararmış bir bahçıvana ihtiyacımız var. O yüzden... Bahçıvan almamız lazım bir de. Her tarafı börtü böcek basmış. Biz baş edemeyiz yani bununla. Hadi başlayın. Biliyorum bana kızgınsınız. Ama benimle yaşama fikrine kendinizi alıştırsanız iyi olur. Ne kadar çabuk alışırsanız o kadar güzel olur hayatımız. Hadi. Beni üzerseniz nasıl şeyler yaptığımı, nasıl kötülükler yaptığımı biliyorsunuz. Niye yapıyorsunuz bunu? Hadi afiyet olsun. Hadi. Afiyet olsun. Başla. Başla. Ha şöyle, her seferinde sizi korkutarak bir şey yaptırmak istemiyorum yani. Ne oldu senin, iştahın mı yok? Evet. Açılır, zamanla. İşte özlediğim mutlu aile tablosu. Çok güzel. Afiyet olsun. Oh. Kolay gelsin. Aa. Ufuk dur, ben geldim. Hadi iyi, 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 hadi. Pislik herif ya. Biraz sakin olun lütfen. Siz de öyle. Cemal'den kurtulmamıza çok az kaldı. Biraz sabır. Başka imzalanacak bir şey var mı? Yok Cemal Bey. Tamam. İyi, o zaman gidebilirsin. Cemal Bey, haddimi olmayarak bir şey söylemek istiyorum. Bu insanlara artık eziyet etmesiniz. Kızık insanlar. Sen kimsin be? Sen kim olursun? Al şunları. Kim olarak söylüyorsun bunu?
Cemal Bey, ben 24 yıl önce sizi hapisten kurtaran adamım. Ben onun bedelini çoktan ödedim. Hatırlamıyorsan banka defterini açar bakarsın. Oturduğun ev, bindiğin araba hepsi benim sayemde, ben yaptım. O yüzden bana ne yapacağımı öğretmeye kalkma, defol şimdi. Hadi şimdi. Tamam Cemal Bey.